yapıyor musun? Evet. O zaman konuyu anlatmaya başlayabiliriz. Konumuz BSF, yani Black Soldier Fly, siyah asker sineği. Siyah asker sineği nedir diye size A'dan Z'ye anlatmayacağım. Ama bizim için BSF nedir ondan bahsedeceğim. Çevreye ve insana zarar vermeden, organik atıkların tamamını hiç ayırt etmeden, tamamını zengin bir gübreye çeviren ve kendisi de larvaları da çok değerli bir besin kaynağı olan bir sinek türüdür. BSF, yani siyah asker sineği, diğer kara sinekler gibi değillerdir. Kesinlikle insana konmaz, ısırmaz. Doğada olmasına rağmen çevrede görme imkanımız çok düşüktür. Çünkü görünmeden çalışırlar. Peki biz bunların varlığından nasıl haberdar olduk? Biliyorsunuz sadece bokaşı kompostu yapmıyoruz. Çevremizde diğer kompost yöntemlerini de uyguluyoruz. Ve bu kompostun içinde yoğun olarak larvalarına rastladık. Bu larvaların BSF larvası olabileceğini düşündüğümüzden Tamer Çalıkoğlu hocamıza danıştık. BSF denilince akla gelen ilk isim Tamer hocadır. Çünkü kendisi BSF konusunda uzun zamandır yoğun mesai harcıyor. Hocamızdan da onayı aldıktan sonra gelelim kovamıza. Nedir bu kova dersek, aslında seyyar bir BSF istasyonu diyebiliriz. Bu kova doğadaki BSF'lerin yumurtalarını bırakmalarını sağlayan bir sisteme dayanmaktadır. Kapaktan başlamak gerekirse BSF'nin kolayca girebileceği bir delik var kapağımızda. Ve yumurtalarını bırakabilmelerini sağlayan oluklu bir askı var. Kovamızın içerisinde larvaların beslenebileceği bokaşı kompostumuz var. Dibinde bir süzgecimiz var. Atıkların sıvılarını tahliye edebilmek için de bir musluğumuz var. Sistemin nasıl çalıştığını anlatmak gerekirse de neden öncelikle bokaşı kompostu? Çünkü asidik ortam diğer sineklerle rekabeti ortadan kaldırıyor. Başka bir sinek gelemiyor. İkincisi de bokaşinin o mayhoş kokusu BSF'leri cezbediyor. Üçüncüsü de bokaşı kompostunun içerisindeki atıkların selüloz duvarları kolayca yıkıldığı için larvalar da hızlıca bu besin maddelerini alabiliyorlar ve hızlıca büyüyebiliyorlar. Kim bilir, BSF'ler bunu belki de genetik olarak biliyorlar, ondan geliyorlar. Şimdi BSF'ler istasyona geliyorlar. Buradaki delikten içeri giriyorlar. Yumurtalık askısına yumurtlayamıyorlar. Çünkü şunu gözlemledik, direkt kompostun içine yumurtluyorlar. Yumurtadan çıkan larvalar organik atıkların içerisinde iyice besleniyorlar ve büyüyorlar. Yeterince beslenip büyüdüklerinde pupa evresine geçiyorlar. Pupa evresinde de ortam değiştirmek istiyorlar. Çünkü daha sessiz ve sakin bir yere ihtiyaç duyuyorlar. Pupaların kolayca ortamdan çıkabilmelerini sağlayan bir rampa tasarladık. Ve böylece buradan tırmanan pupalar başka bir kovaya geçebiliyorlar. Evresini tamamlayan pupalar sinek olarak döngüye devam ediyorlar. Tabii ki de biz bu kovayı sinekleri doğaya salmak için yapmadık. İki seçeneğimiz var. Ya larva halindeyken tavuklarımıza yem olarak vermek ya da anaç olarak kabinleri almak. Şimdilik tavuklarımıza yem olarak değil de süreci gözlemlemek adına böyle bir kabin yaptık. Yeni hiçbir şey kullanmadık, bir şey de satın almadık. Elimizdeki atık malzemelerden yaptık. Parça tüllerimizi, yine eskimiş boru parçalarını kullanarak buradaki direklere sıkıştırdık ve böyle bir kabin yaptık. Larvaları kolayca gözlemlemek ve yakınımızda tutmak için buraya aldık. Buradan da kabinimize aktaracağız. Buraya gelirsek, yine zeminimizde bokaşı kompostu var. Buradan beslenmeye devam ediyorlar. Ve burada gördüğünüz aparatta da rampa sistemi var. Buradan kompostun içerisinden kolayca kutunun içerisine gelebiliyorlar. Pupalarımızı görebiliyorsunuz burada. Pupalar belli bir sayıya ulaştığı zaman bunları daha rahat edebilecekleri bir ortama geçiriyoruz.
artık besine ihtiyaç duymayan larvalarımızı nemli bir talaş içerisinde tutabiliriz. Bu talaş pupa evresini geçirmeleri için çok uygun bir ortam. Yeterli sayıya ulaşan pupalarımızı doğaya kaçmamaları için kabine alacağız. Biz bu düzeneyi BSF üretmek için yapmadık. Sadece sistemin nasıl işlediğini gözlemlemek için yaptık. Bu gözlem sonucunda öğrenmek istediğimiz şu. BSF üretiminin bizim gibi iş yoğunluğu yüksek küçük aile çiftliklerine entegre olup olamayacağıdır. Çünkü çok mesai isteyen bir sistem. Ayrıca larvaları besleyecek miktarda atıklara ulaşmak çok zor. Belki de bu sistemin en büyük dezavantajı atık bulma sorunudur. Birkaç sinekten elde ettiğimiz larvalar bile bizim tüm atıklarımızı tüketiyorlar. Peki bu sistemi nasıl sürdüreceğiz? Tabii ki yaz dönemi boyunca ürettiğimiz ürünleri işlediğimizde ortaya çıkan atıklarımıza güveniyoruz. Teoride uygulanabilirlik adına taşınabilir bu kova sistemi bizim için hem zaman hem de atık miktarını kontrol etmek adına daha uygun görünüyor. Evet, sistemle baş edip edemeyeceğimizi beraber göreceğiz.